Son zamanlarda gelişen teknolojiyle mide kanserlerini erken evrede tespit etmek mümkün olmaya başlamıştır. Tabii bunda birçok faktörün katkısı var. Özellikle yapılan endoskopik taramalar tümörlerin ve bazı kitlelerin çok daha erken dönemde tespitine imkan vermektedir. Tabii ki erken evre tanı koyduğumuz zaman biz bu kitleleri endoskopik olarak yani ameliyatsız olarak erken dönemde çıkartabilmekteyiz. Bununla ilgili geliştirmiş bazı teknikler var. Bir tanesi endoskopik mukozal rezeksiyon, bir diğeri de endoskopik submukozal diseksiyon. Ben şimdi burada erken evrede yakaladığımız bir e, mide e, tümörünü endoskopik submukozal diseksiyon yöntemiyle nasıl çıkartıldığını göstereceğim. Biraz evvelki kitlenin endoskopik ultrasonografisini yapıyoruz. Yani derinliğini ölçüyoruz ve eğer ki kitle ilk 3 katmandan kaynaklanıyorsa, burada görüldüğü gibi ikinci katmandan kaynaklanmış. O zaman biz bu lezyonu, bu kitleyi endoskopik olarak çıkartabiliyoruz. Nasıl? Öncelikle biz bu kitlenin çevresini işaretliyoruz. Çünkü birazdan bu kitleyi biz şişireceğiz, kenarlarını yükselteceğiz ve o e, ...bu kitleyi görmek mümkün olmayacak. Onun için kenarını özellikle öncelikle işaretliyoruz. Bu şekilde işleme başlıyoruz. Daha sonra görüldüğü gibi çevresine özel bir jel enjekte ediliyor. Bunun sebebi kitleyi yükseltmek. Kitleyi yükselttiğimiz zaman altına özel kesici iğnelerle girip... E, ...kitleyi öncelikle kenarlardan başlamak e, kaydıyla kesiyoruz. Daha sonra da kitlenin altına iniyoruz. Tabii ki biz burada... E, bu yöntemi kullanırken kullandığımız cihazlar da özel cihazlar. Örneğin burada kullandığımız Flash Knife ismindeki cihaz 6 metreye kadar mermi gibi su jeti fırlatabilen bir cihazdır ve bu e, kitlenin altına enjeksiyonlar yapar ve bu bu şekilde kitleyi yükseltir. <laughs> Evet burada gördüğümüz gibi yine bu evet keserek kenarlarını keserek ilerliyoruz giderek. Tabi buradaki görüntü 8 kat büyütülmüş bir görüntü. Şimdi kitlenin altına iniyoruz ve özel bir jel püskürterek kitleyi yükselteceğiz. Evet burada görüldüğü gibi evet kitle giderek yükseliyor. Görüldüğü gibi kitle çepeçevre şu anda bulunduğu kenarlarından itibaren kesilmiş durumda. Sadece orta kısımda küçük bir kısımdan mideye bağlı. Ve çok dikkatli olarak iyice jel püskürterek yükseltiyoruz. Tekrar jel püskürtmeye devam ediyoruz ve birazdan tümüyle kitleyi çıkartacağız. Evet, şu anda kitlenin altındayız. Kitlenin damarlarını görüyorsunuz. Bu damarlarda özel bir cihaz var. O cihazla kapatıyoruz. Ee, bu şekilde kansız bir operasyon olmuş oluyor. Burada görüldüğü gibi e, özel bir cihazımız var. Bunun da e, yaklaşık 1 milimetredir bu cihazda elektrik akımıyla damarları kapatmaktadır ve kansız bir operasyon olmaktadır. Burada görüldüğü gibi kitleyi tamamen çıkardık, yeri tamamen boş. Artık kitleyi kenara aldık. Kenarlarına jel enjekte ettiğimiz için kenarları daha yüksekte görülüyor. Evet. Tabanındaki birkaç tane kalmış damarı da bir şekilde özel elektrik akımıyla kapatıyoruz ki sonradan geç kanamalar olmasın. Evet, burada görüldüğü gibi. Geride rezidü bir kitle yok. Tamamıyla çıkartılmış durumda. Çıkartılan kitlenin arkadan görünüşü ve önden görünüşü.